İslam'da bazı şeylerin anlaşılamadığını düşünüyorum. Çünkü İslam'da lamdan geliyor. Lam köken olarak ışık demektir. Yani Allah'ın halifesi insan ve ilk yaratılan nur bedeninde, ışık bedeninde insandır. İnsan bir iyi varlık ve bir kötü varlıkla iner. Derler ya hani mesela hangisini beslersen o yaşar diye. Kesinlikle diyor. İnananlar için diyor bak kesin. İnananlar için. Burada bir kesinlik olacak. En yüksek frekansa sahip olan nurayla nur yaratılan Evet. varlıklar nur bedenindeki insanlardır. Kesinlikle. Baltıktan öncesinde varız biz. Hoş Evet. geldin Hoş sevgili bulduk. İsmail. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün çok fantastik bir konu ya. Evet Müthiş, evet. hiç Bayağı bir yapmadığım bir konu. fantastik. Çok 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 eğlenceli. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. İyiyim. Her şey zaten yolunda. Yolun kendisi olunca zaten bir sorun kalmıyor. Tabii siz de iyiyseniz ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bugün evet fantastik bir konu. Benim yani gençlik dönemimde bir Ürdün maceram olmuştu. Biliyorsunuz Tunus, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır, Yemen bütün bölgeleri ben gezmiştim. Böyle bir fırsatım vardı. Ürdün ve Yemen hariç ben de gezdim. İnşallah benim için de dua et, Ürdün ve Yemen'e de gideyim. Tabii ki. Evet. Bizim gezdiğimiz zamanlar tabii teknoloji yoktu. Tabii akrabalarımız orada çok olduğu için şeylik yapanlar vardı böyle. İşte işlemecilik yapanlar, kuyumculuk yapanlar falan vardı. Şimdi benim oraya asıl gitmemin sebebi Ürdün. Aslında Ürdün'de gençliğimde yaşadığım şeyler çok ilginçti. Daha o zamanlar 19 yaşıma falan daha yeni girmiştim. Ürdün'de mi yaşadın sen Kenancığım? Ürdün'de bir süre kaldım ben. Hı. Yani belli bir süre kaldım. Amman'a yakın bir bölgedeydi kaldığım yer. Orada yaşadığım şeyler, tecrübeler çok farklıydı tabii ki. Gizli ilimlerle alakalı çok meraklıydım o zamanlar. Eğitim almıştım. Kısa süreçli bir eğitimdi fakat çok şey yaşadım orada. İşte 19 yaşlarında falandım böyle. Daha işte askerlik dönemi daha başlamamıştı. O yüzden çok ilginç şeylerle karşılaştım. İlginç bilgiler edinmiştim. Tabii o zamanlar ben dinlerle alakalı birçok araştırmalarım vardı. Biliyorsunuz benim anne tarafım ve baba tarafımda da aynı şekilde belli bir yapıya sahipler. Annem hala beş vakit namazında, niyazında bir kadındır. Çok seviyorum annemi. Ama işte tabii ki o algı çok farklı. İnsanların dünyaya geliş amaçları çok farklı. Mesela işte ne diyor Şems-i Tebrizi? Annesi ve babası karşısına alıyor Şems-i Tebrizi'yi. Diyor ki oğlum diyor. Yani sen niye bizden farklı ve aykırı davranıyorsun? O da diyor ki anne diyor şey özür dilerim baba diyor ben diyor tavuk ailesinde doğan bir ördeğim diyor. Siz diyor suyu gördüğünüz zaman diyor kenarından dolaşırsınız ben yüzer geçerim diyor. Şimdi Müthiş. Çok bu güzel. insanlığın farklılığı insanların şimdi biz biyolojik olarak anne ve babalarımız var tabii ki sevgi ve saygı duymalıyız. Örf ve ailelerimize, ahlak yapımıza, örf ve adetlerimize dikkat etmeliyiz. Evet, sevgi ve saygı çok önemli. Fakat şimdi ilim konusu çok bambaşka bir konu. O yüzden bir ateist de ilim sahibidir. Bir farklı bir yapıda insan da ilim sahibidir. Tabii. İlim bitmez, bilgi bitmez, tükenmez bir şeydir. Fakat... Ateist diyalektik felsefeyi bilir, materyalizmi bilir. Mutlaka bu da bir ilimdir yani Tabii. kesinlikle. Ama bir taraftan dinler bilimiyle ilgilenen de onları bilir tabii ki. Evet. Hepsi bilir. Ya Halil Cibran ne diyor Kenan? Çocuklar diyor sizin malınız değildir. Siz çocukları alıp bir yere kadar götürür, Evet. bırakırsınız. Çocuklar evrene, kainatlara aittir. Bırakın Aynen. onlar istedikleri yoldan yürüsünler der. O Kesinlikle. yüzden bizler tabii biraz Doğu kültürü, Orta Doğu kültürü Hı. çocuklarımızı ölene kadar sahipleniyoruz. Kesinlikle. Evet, devam et, devam etsen. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada
Tabii bizim konumuzun biraz içinde mi Yok. dışında mı bilmiyorum ama. Çok güzel. Böyle çok güzel, spontane, keyifli oluyor sohbetler. Anneyle devam Evet. ediyordun sen. Şimdi tabii ki annem 5 vakit namazında niyazında bir insan. Onun bağlı olduğu hani köken olarak da kan olarak da 5. İmam Muhammed Bakır Hazretlerine bağlı annem. O yüzden köken olarak da oradan geliyor. Babam Abdülkadir Geylani'den geliyor. Mesela babamın mezar taşında Geylani silsilesi evlatlarından yazar. O yüzden şimdi ben her iki yapının ortasında bir şekilde bir çıkmışım ama şimdi tabii ki gençlik zamanımızda ben de mesela namaz kılıyordum. Ben mesela Yine geceleri kıl Kenan, yine kıl. Kadim toprakların kadim evladı. Ne güzel Abdülkadir Evet. Geylani sülalesinden böyle bir Evet. DNA'ya sahip olmak aslında çok güzel bence. Evet. Onur duyulası bir şey. Teşekkür ederim. Heh, devam et. Ben Kıl yine ya. Zararı şöyle olmaz söyleyeyim. Geceleri normalde benim biraz farklı. Benim geceleri biraz daha. Ben çünkü söylemiyorum niye? İnsanların bilmesi değil de Evet. halkın değil de hakkın bilmesi daha önemli olduğu Evet. için ben biraz daha çok gizli ve derinde bir olayla yaşıyorum. Kendi içimde yaşıyorum onu. Şimdi şöyle bir olay var. O dönemlerde çok fazla araştırmalar yapıyordum. Mesela işte Hazreti İsa ile alakalı, Musa ile alakalı, Hazreti Musa ile alakalı, saygıdan dolayı söylüyorum, Hazreti Muhammed ile alakalı falan, hepsiyle ilgili ve bunların her birinin bir lakap olduğunu, bunların bir ünvan olduğunu anladım. Ve oradaki yaşlılarla konuştum, Ürdün'deki falan. Onlar da ne bilmek istiyorsun dediler. Ben kendimi bilmek istiyorum. Ben neden buradayım? Bu dünyadaki amacım nedir? Ya da amaçlarım nedir? Ben ne için geldim? Neler için geldim? Bunları bilmek istiyorum deyince hoşlarına gitmişti. Ve eski yazıtlar vardı. Onları okudum. Gizli ilimleri öğrenmek istedim. Varlıklar var mı? Böyle bir bizden farklı yaşayan burada evrende farklı paralel yapılar var mı? Meridyenler var mı? Farklı boyutlar var mı? Bunlarla alakalı çünkü neden derseniz. Çünkü ben küçükken daha işte 8-9 yaşlarımdayken bizim aşiretin şeyde hayvancılık da var, tarımcılık da var. Fakat bizler mesela keçi, koyun falan otlatıyorduk, öyle şey yapıyorduk. O Göbekli Tepe'nin olduğu taraflar, yani orayı söylüyorum. Orada bir olayla karşılaştım. Mesela benden çok boyu çok uzun. Belki o zaman ben öyle gördüm, bilmiyorum. Büyük büyük insanlar görmüştüm, böyle işte ellerinde koç boynuzu asalar var falan, böyle altın renginde falan, böyle yüksek, yüzleri peçeli insanlar. Saçları uzun şöyle burada ama yüz gözükmüyor, peçeli falan. Bunların ne olduğunu sordum ben orada. Çok şaşırmışlardı. Nerede gördün, nasıl gördün diye sordular. Kaç Yani yaşım yaşındaydın? 9 yaşlarında, 9-10 Tamam. yaşlarında falan böyle. İşte daha böyle şöyle söyleyeyim, ilkokul 3-4, yani o zamanlarda. Şimdi bunları sorduğumda bazı bilgilerin var olduğunu söylediler. İnsanlara verilmeyen. Bunların bir gruba, bir kabileye ait olduğunu ve bu kabilenin içerisinde mesela öğretilerin içerisinde Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın ve Musa'nın da öğretiler aldığını, mesela Ra grupları veya işte Ra kabilesi diye var mesela. Farklı farklı yani. Şimdi ben çok fazla açıklamıyorum ama biraz bugün çok inanılmaz derecede kendi o gençliğimde yaşadığım bazı bilgileri vereceğim insanlara. Şu anki durumumdan çok farklı. İnsanlar belki de şaşırabilirler. Diyecekler ki ya sen bize ayet veriyorsun. Sen bize bir şeyler veriyorsun. Ve bunlarla ilgili şunları yapın diyorsunuz diyecekler. Belki şaşıracaklar ama ben bunu yaptım. Ve o yüzden ben İslam'a çok saygı duyuyorum. Ve İslam'da bazı şeylerin anlaşılamadığını düşünüyorum. Çünkü İslam'da lamdan geliyor. Lam köken olarak ışık demektir. İslam'ın anlamı aslında ismi ışık demektir. İsmi ışık, ışık gibi olan, ışık varlıklar, ışık insanlar, aydınlatanlar, aydın insanlar demektir İslam aslında. Lam ve lemden Müthiş. gelir. Müthiş. Evet. Lamba. Lamba da işte. Lambada, evet. Lamba. Çok, çok güzel. Evet. O da oradan geliyor, evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O dönemlerde işte bunu yapıyorduk. Şimdi mesela ateist diyoruz değil mi? Mesela konuştuk, ateist diyoruz. Aslında ate kelimesi Yunancadır. Mesela Ate'den gelir. Ate
Zeus'un en şey dışlanmış oğlunun ismidir. Ate. Ate de günah tanrısı diye geçer. O yüzden ateist oradan geliyor aslında. Athena zaten ha, biliyorsun. Athena. Evet. Normalde evet. farklı yani. Athena'da Minerva kızı yani şey Evet. Zeus'un alnından doğurdu. Evet, savaş tanrıçası. Evet. Evet. Üçüncü gözde. Alnından doğdu. Alnından Evet. doğurdu kız. Evet, çok kıymetlisidir Athena. Evet. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Varlıkları görmek mümkün mü? Öz göz nedir? Ya şimdi öz bizim ışık olan gördüğümüz o ışığa verdiğimiz isim aslında öz. Hepimiz çünkü bir ışıktan meydana geldik. Burada sadece çamura büründük. Elmas gibi düşünün. Çamura düşse de değeri düşmüyor. O yüzden bizler ışıltımızı beden içerisinde gösteremiyoruz. Sadece gözlerden belli olur. Gözde görürüz. Yani insanlardaki ışıltıyı. Şimdi şöyle bir olay var. Olayı açıklayayım artık yavaş yavaş. Evet, varlıkları görmek mümkün. Mesela benim söyleyeceğim, eğer teknikleri uygularlarsa, söyleyeceğim metotları uygularlarsa, evlerinde daha önce kendilerine ait, mesela muska yapılmıştır veya işte ne bileyim levha yapılmıştır. Bunlara bir görevli atanıyor. Ben 19 yaşında bunların hepsini gördüm. Ve bu görevliler var. Ben varlıkların yok olduğunu söylemiyorum. Varlıklar var. Elbette var. Fakat ben her zaman şunu, Mukaddes Hanım, siz beni çok iyi anlıyorsunuz. Ben bunların varlığını dile getirmiyorum ki insan kendi yüceliğini unutmasın diye. Ben devamlı insanlara kendi yüceliklerini hatırlatıyorum ki tanrısal taraflarına biraz daha ağırlık versinler diye. Allah diyor ki Kenan, Aha. ben kendime yeryüzünde bir halife yaratacağım. Evet. Ve melekler diyorlar ki, Ya Rabbi, biz sana İbadet edip dururken sen yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak olan insanı mı yaratmak istersin? Evet. O da diyor ki şüphesiz ki ben sizden daha iyisini bilirim. Evet. Adem'e dönüyor. Peki diyor eşyanın ismini sayın bana. Melekler diyorlar ki Ya Rabbi sen bize hangi ilmi verdinse biz sadece onları biliriz. Evet. O da diyor ki Adem'e dönüp o zaman eşyanın ismini say. Hazreti Adem esmaları yani sıfatları yani eşya aslında varoluşu anlatmaya Tabii. başladığında onlar kenara çekiliyorlar. İşte ondan sonra diyor itaat et anlamında secde et. Aslında secde etmek orada biraz daha açılabilir. Yani Allah'ın halifesi insan ve ilk yaratılan nur bedeninde, ışık bedeninde insandır. Diğerleri daha sonra yaratılan varlıklardır. Dolayısıyla balçık bedeni de üçüncü aşamada balçıkta yaratıldığında proton ve elektronlara balçık denir. Evet. Kahverengi göründükleri için Evet. insan en üstün olan varlıktır. Allah'ın halifesidir. Onun için diğer boyut varlıkları tabii ki insandan daha aşağı varlıklardır. Onun için onlardan korkmak yerine, iletişimde olmak yerine biz kendi halifeliğimizi Evet. fark edelim inşallah. Evet, Kenan. Evet. Böyle Hal sana bir bu şekilde destek çıkayım dedim. Sen konuk değilsin. Ben konuğum. Ben bir Ben biraz anlatıvereyim. dinleneyim Canım ya, canım. Orada biraz daha aydınlatıcı olsun diye girdim. Senin hoşgörünü biliyorum. Seviyorum seni. dedim. Daha çünkü acayip şeyler anlatacaksın. Evet. Kafada iyice otursun istedim. Evet Evet, bu canım. yayın gerçekten çok izlenecek. Çok da belki tartışılacak. Ve bence çok büyük bir gündem de olabilir. Çünkü vereceğim yöntem %100. Yani %100 yani hiçbir boşluk yok. O yüzden olacak, Heyecanlı. yaşayacaklar. Bunu başta Evet. söyleyeyim yani. Şimdi halife tabii ki dediğiniz gibi halife insandır. Halle ifade eden demektir. Halle ifade eden. Halini ifade eden demektir. Halin tersi de lahtır. Lahta Allah diyoruz. Mesela lahut alemidir. Lahut büyük sıfatlar demek. Büyük sıfatları ifade eden varlık demektir. İşitmenin büyüklüğü, görmenin büyüklüğü, duymanın veyahut da işte hissetmenin büyüklüğü. Ben şimdi zaten bunları söylediğimde bazı ayetlere gireceğiz.
Çünkü Kur'an normal bir kitap değil. Önce bunu bir kabul etmek gerekiyor. Gerçekten normal değil. O yüzden onun o yüce manasına girebilmek çok herkesin harcı değil açıkçası. Ondan dolayı çok iyi bilmek lazım. Şimdi bakın, şöyle söyleyeyim. İlkinde bu varlıkları görecekler. Fakat içlerinde şimdi diyorlar ki mesela sahih hadislerden bir tanesinde diyor ki her insan iki varlıkla iner aşağıya yeryüzüne. İki cinle derler. Cin bilinmeyen demektir. Bir enerji. Bunun manası insan bir iyi varlık ve bir kötü varlıkla iner. Hangisini derler ya hani mesela hangisini beslersen o yaşar diye. Aslında onun manası budur yani. İnsan ayın iki yarısı gibidir. Yani iki Hazreti Muhammed'in parmakla ortaya ayırmasının sebebi bir zahir ve bir batın tarafımız var demiştir orada göstermiştir. İnsanın bir iç dünyası bir dış dünyası vardır. İç dünyasına hükmeden bir varlık vardır. O sensin. Senin farklı bir halin. Dış dünyaya hükmeden senin yine bir farklı bir halin var. Yine o da sensin. Fakat esir misin yoksa efendisi misin? O çok önemli. Şimdi eğer kendine inanan güvenen varsa bunu yapsın. Lakin şurada tek bir sır var. Yani bu sır demeyeyim. Burada tek bir yapılacak olan bir çok önemli bir durum var. Şu. Vereceğim duayı, bu dua belirli ayetlerin içerisinden gelmiş. Kenzül Arş. Çok severim. İmam Ali radıyallahu an diyeyim. Hazreti Ali'nin Mutababül Ahsap şeyde de geçiyor. İbnül Arabi'nin kitabı sayfa yanlış hatırlamıyorsam İbnül Arabi'nin 215 ile 200 galiba yanlış hatırlamıyorsam 231 arasında. Füsus-u Dikan da mı? Galiba İbnül Arabi'nin. Orada Füsus-u geçer. Füsus-u Hazreti Ali'nin şeyle alakalı bunu söyler yani. Oradan zaten kaynak olarak gelir. Bir şey daha söyleyeceğim. Yöntemde çok bunu yapmak çok önemli. Kenzül Arş'ı 21 gün boyunca 7 defa okuyacaklar. Fakat burada bir nokta var. Çok önemli bir husus var. Dudak kıpırdamayacak. Gözlerle okuyacaklar. Ses içeride yankılanacak. İçinizdeyim görmüyor musunuz? Zariyat suresi 21'de söyler. İçinizdeyim görmüyor musunuz? Çünkü bu dışarıya verilen bir istek değil. Dışarıdan istenen bir istek değil. İçeriden alınması gereken bir lütuf gibi düşünün. O yüzden sabahleyin seher vaktinde, Zariyat suresinde de geçer. Seher vaktinde yani saat 4 ile 6 arasında oturduklarında sakin bir şekilde nefes alsınlar. Nefeslerini düzenli bir şekilde burunlarından alıp burunlarından versinler. Bir sakinlik gelecektir. Niyetlerinde etrafındaki varlıkları veya var olan bütün dışarıda görecekler bunları. Bakın söylüyorum göreceksiniz. Şaşırmayın yani göreceksiniz. Ve zihinsel olarak konuşacaksınız. Görüntü olarak göreceksiniz. Görüntüde de göreceksiniz nasıl bir varlık olduğunu. Mesela benim çevremde gördüklerim hep sivri kulaklıydı mesela. Ama insan boyu, insan sıfatında böyle. Kafaları biraz daha sivri, farklı bir şekilde. Bunları gördüm ben. Ve bunun gibi birçok varlık mesela gördüm. Hala görüyor musun? Hala. Bunun tek bir önemli hususu şu. Konuşulmayacak. Ayeti, duayı okurken, özür dilerim. Ayetlerin içerisinde olan Kenzül Arş. Okunurken kenz hazine demektir. Kenz ül dediğin zaman yüksek hazine tamamlar. Arş aura bizim üst bedenimiz, enerji bedenimiz harekete geçer. Arş. Arş orasıdır. Arz ise yeryüzü. Yani yeryüzü dediğimiz bedendir. Yer yüzü. Burasıdır. Arş ise gökyüzü bizim enerji bedenimizdir. 7 defa okunacak seher vaktinde okunacak bu. 4 ile 6 arasında 6'yı geçirmeyecekler saat olarak. Onu daha sonra söyleyeceğim niye olduğunu.
bir önemli husus var. Hayvandan çıkan hiçbir şey yenmeyecek. 21 gün boyunca. Et, süt, yumurta. Hiçbiri. Süt ürünleri. Hiçbiri yenmeyecek. Çünkü hayvanlar kesilirken bir acı çekiyorlar ve bu ete yansıyor. Titreşim olarak. Biz bir titreşimimiz. Hepimiz bir titreşimiz. Hayvan evet. Kesilirken o acıyı ete veriyor. Aslında normalde veriyor. normalde de o da Kenancığım evet. Yani aslında normali de o. Yani bütün ruhsal olan insanların hiçbirisi bunları zaten tüketmiyor yememez da mi? Yani onu ben evet. Bazen gördüğüm zaman hemen gidiyorum mesela hayvanlar et, süt, peynir yiyorum mesela artık kapanıyor mesela. Ya, işte bunu bana 2 yıl önce rüyamda dikte edildi. Zorlatıldım yani. Evet. Et, süt, yumurta, hayvan ürünleri uzak durulacak, uzak aynen. Durulacak. Yemeyeceksin, evet. Yemeyeceksin. Yani birçok şey evet. Bana bıraktırıldı. Evet. Şimdi gerçi şey yiyorum ya yani beyaz et falan da. Hı-hı. Bunlar tabii yani biraz daha çakraların açılması için zaten bunların biraz fazla tüketilmemesi lazım. Evet ama 21 evet. Gün hiç yok diyorsun. Şöyle. Günde 7 defa saat 4 ile 6 arasında 21 gün diyorsun. Sabah, evet. Sabah başlandığında ilk nefes aldılar. Baştan anlatayım. Nefes aldılar. Sakin bir şekilde içeriden. Niyet değil mi? Önce niyet. Niyet dirayete intikal edecek. Niyet dirayetle. Diyor ki ayette de mesela. Kesinlikle diyor. İnananlar için diyor bak kesin inananlar için. Burada bir kesinlik olacak inanacaklar. İnan diyor bak inmek ve anmak. Ana sunmak. O yüzden bu niyetli olacaklar. Bu niyetli olduklarında kendilerine bakın ben şunu çok net söylüyorum. Bunu söylememin sebebi şu. Arkadaşlar varlıklar var ve varlıklarla yapılan mesela büyü, hipnoz, kontrol altına alma. Farklı şeyler var bunlar yok değil. Bunlar yapılabiliyor. Fakat insan tanrısal tarafını keşfettiğinde bunlar yok olur. Şimdi tanrısal tarafını keşfedemeyenler bunu yaptıkları zaman kendilerini yavaş yavaş o tanrısal tarafını yani Allah'ın diyelim Allah'ın onlara sunmuş olduğu o nefes kısmına geçecekler. Şimdi o nefeste Allah'ın sunduğu nefesle konuşmak var, hareket etmek var. Bir de insan nefesiyle konuşmak ve hareket etmek var. İkisi arasında çok büyük bir fark var. İşte bu fark yavaş yavaş ortadan kalkacak. Varlıklar görüldüğü zaman eğer gri ise, burası çok önemli. Gri duman şeklinde görürseniz ya o evde çok büyük bir nazar, ya büyük bir büyü var, ya başka bir şey var. Ya da etraflarında çok pis nefesteyiz ya. Bu tarz bir şey var. Fakat beyaza yakın görünürse işte bu çok iyi. Ama siyah görülürse o noktada büyük bir tehlike var. Bunu da göz ardı etmesinler. Şimdi sabah oturdular, nefeslerini aldılar, niyetlerini yaptılar. Yaptıktan sonra yemeyeceklerine dahi de hayvandan çıkan, onlara leş deniyor. Ve herhangi bir şekilde yenmeyecek. Et, süt, yumurta, o tarz bir şeyler, hiçbir şey yenmeyecek. Fakat şurada şu güzellik var. 21. günde görmeyecekler. Belki de 7. gün görecekler. 3. gün görmeye başlayacaklar. Gitgide güçlenecek. Belki 3. gün çok böyle hafif enerji olarak görecekler. Bırakmasınlar. Devam etsinler. 4. 5. 7. günde artık onları böyle nasıl ki böyle canlı birebir görüyoruz birbirimizi. Onun gibi görmeye başlayacaklar. Fakat bunun süresi 21 gün. Fakat burada ince bir nokta var. Bakın bunu ben Ürdün'de bana o alimler verdi. Bu Türkiye'de bunu çok bilen yok. İlk defa söyleyeceğim ama umarım bunu niye rahat söylüyorum? Çünkü insan eğer içinde kötü niyet barındırıyorsa kötü varlık görecek. İyi niyet barındırıyorsa iyi varlık da görecek. Bir de bu var. Bakın. Ben bunu bu yüzden rahatla söylüyorum. Oho. O zaman bunu zaten herkes denemesin. Yani evet. Yani gerçekten kendine güvenen insanlar. Aynen. Yani hepiniz denemeyin canlar. Kesinlikle. Yani aman. Kesinlikle. Aman, burada sır noktası bu tarihi bir yayın olacak şimdi yani bu. Ay, ben de bilmiyordum ne konuşacağımızı yıkılacağım yani. Evet aman sakın sonra bana yazmayın şunu gördüm bunu gördüm diye. Aman canlar yani bir kere kalbiniz temizse eminseniz evet. Korkmayacaksanız deneyin evet. Lütfen. Devam et Kenancığım. Şimdi günde 7 defa
O gün niyetini yaptıklarında, niyetlerini yaptıktan sonra Kenzül Ağaç'ı Felak nasıl okuyabilirler önce. Hani kendini koruma, öyle inanç var çünkü. O inanç varsa, o güçlüyse o onu korur. Çünkü onlar yapıyor onu. Güçlendiriyorlar o inancı. Yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Kenzül Ağaç'ı 7 defa okuduktan sonra önemli bir nüans var burada. Bakın, bunu ilk defa söyleyeceğim. Zariyat suresi gruplar demektir. Gruplar 7 şakra, 3 en yakın 10 şakra vardır bizde. Gruplar diye ismi gruplar demektir Zariyat suresinin. Bu gruplardan bahseder. Zariyat suresi 15 ile 25 arasında 10 tane ayet var. O ayetleri önlerine koysunlar. Ya bir ekranda, bir tablet de olabilir veya bir şey. İçlerinden okuyacaklar. Sakın dudak kıpırdamayacak. Bakın, burası çok önemli. Dudak kıpırdamayacak. Gözleriyle okuyacaklar. İçeride yankılanacak ses. Onu da okuduktan sonra tekrar nefeslerini alsınlar ve sözlerini tutsunlar. Hayvanlardan çıkan hiçbir şey yemeyecekler o gün. İstedikleri kadar yiyebilirler. İstediklerini yiyebilirler. Sıkıntı yok. Fakat bunların hepsi içeriden yapılacak. Konuşulmayacak. Yani Kenzül Arşı konuşurken, la ilahe bir şey konuşurken böyle değil. İçeriden. Çünkü istenen içeriden. Dışarıdan değil. Dışarıdan olsaydı konuşurdun. Bunu yaptıkları takdirde 21 gün süresi var bunun. Bakın, 3. günde olabilir, hemen ilk günde olabilir, 8. günde olabilir. Ama bırakmasınlar. 21 gün devam edenin alnından öperim. Benim dayanabilirsin. Ben eminim yani. Dayanabilirse 21. gün ben onun alnından öpeceğim yani. Benim ilk gün görebileceğimden eminim. Evet. Evet, devam et. Evet. Zariyat suresi, o şeyler bittikten sonra, Kenzül Arş bitince Zariyat suresi 15'te 25'i okuyacaklar. Bu şart. Bu olması gerekiyor. Neden derseniz. Arapçasından mı Türkçesinden mi bu arada? Hani Latince Arapça bilmeyenler Türkçe yazımı da olabilir. Mesela mesela Latince yazılımıdır o. Onu da okuyabilirler. Sıkıntı yok bununla. O problem değil. Fakat burada önemli olan ne biliyor musunuz? Farkındalık. Onu fark etmek. Okuduğunuz zihnin fark etmesi lazım. Zaten bütün olay o farkındalıkta. Zihin bunu fark ettiği zaman zaten iletim meydana geliyor. Ve aura gitgide korumak, auranın şekli de değişecek. Koruma kalkanına geçer. Zariyat suresi sizi korur. Ve o grupları açmaya başlar. Ve öyle bir şey ki, bakın bu mukaddes hanım nasıl biliyor musunuz? En bilgisiz, en korkak insan bile o sırada cesaretleniyor. Korkmuyor. Burada bir eminlik meydana geliyor. İçeri bir eminlik geliyor. Fakat 21 gün sonra, bu bittikten sonra tekrar yavaş yavaş normale de dönebilir. Yani diyecek ki, ben bunu nasıl yaptım ya? Ben gördüm ama hiç korkmadım diyecek. Çünkü yani peki 21 gün sonra hep görmeye başlarsa ne olacak artık? Görebilir, bunun da bir sıkıntı yok. Et yemeye hep devam etsin, hayvansal gıda yesin, kapanıyor. Perdeyi indiriyor hayvansal gıda. Bakın, hayvansal gıdalar perdenin arkasını görmenize engel oluyor. Engelliyor. Tabii ki. Çünkü bakın. Verildi. Evet, bedenin kardeşi nedir? Bir başka bir bedendir, değil mi? Ha, diyor ki kardeşlerinizin etini yemeyin mesela diyor. Kim kardeşinin etini yemek ister ki? Şimdi bu yüzden bu kardeş manası burada aslında bir eşitlik meydana geliyor. Yani benim bedenim böyle. Atınki farklı, koyununki farklı. Ama o da beden, o da bir bilinçten. Beden. O da bir bilinçten meydana geliyor. Çünkü Allah'ın ve işte Tanrı'nın, yaratıcının düşüncesidir yaratımlar. Değil mi? Onun düşüncesidir. Koyunu düşünmüştür, evet. Yapmıştır yani. Bir şekilde. Evet. Ama Kenan, bir şey soracağım. Tabii. Peki görünce bu varlıkları, gri, siyah, beyaz, zaten gri varlıklar yani. Büyü, yani, tılsımlar, nazar falan, o tarz. Onlara çalışabilirler. Boyutlar arası griler de vardır. Onlar şeydir. Yapay varlıklar. Hı-hı.
griler de vardır. Onlar da negatif, hep negatife hizmet ederler. Grileri görüp de olumlu olumsuz. Hani bana yazıyorlar yani. Griler şey sıkıntı. Gri, siyah ve beyaz diyorsun. Beyaz şimdi iyi. Beyaz iyi, bir de mavin trak gibidir. Böyle opal taşı gibidir. Opal taşının içi gibi. Parlak bir mavin trak var. Turkuaz gibi. Onlar aslında da aslında elektrikli gibi. Işıl ışıl yani. Aynen. Fakat şu var. Elektrikli gibi ışıl ışıl yanar söner yani. Evet. Görebilirsiniz diye ben de ilave edeyim o zaman. Peki bunları görünce ne olacak Kenancığım? Bunu soracaklar şimdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bunları görünce ne olacak? Eğer ki içeriden bir zihinden nasıl telepati dediğimiz telepati noktasında bir konuşma meydana gelir. Evet. Çok beyazlar, ışık olan varlıklar çok naif konuşurlar. Mesela nasıl diyeyim, nasılsın? Çok yavaş ve naif konuşurlar. Evet. Ama mesela griler daha hızlı. Daha hızlı. Siyahlar işte daha daha böyle bir ses gelir. Veya senin işte ensenden, arkandan bir ses gelir. Bir nefes verirler. Bu mesela gri ve siyahların özelliğidir. Ama beyazlar öyle değildir. Mesela beyaz ve mavilerin şeyi daha naif, daha yumuşak konuşurlar. Fakat şunu unutmasınlar. Skalada, derece skalasında, yaratım skalasında ve bilinç skalasında bizler en üstteyiz. Bunu evet, sakın unutmasınlar. Biz en işte bu varlığız. Benim not aldığım en başındayken en yüksek frekansa sahip olan nurayla nur yaratılan varlıklar, evet, nur bedenindeki insanlardır. Kesinlikle. Baltık'tan öncesinde varız biz. Diğer enerji boyutundaki varlıklar enerji boyutudur. O enerji bizde de var. Evet. Nurayla nur, bakın evet, arkasından ışık, enerji. Enerji evet, zaten bizde de var olan, biz enerji olan yanlarımızı da kullanabiliriz. Ama enerji boyutundaki varlıklar daha düşüktür. Evet. Yani ateşsiz duman. Tabii. Evet. Şimdi zaten insan Allah'ın lisanıdır. O yüzden bunu çok iyi bilmek lazım. Eğer insan kendi insan tarafından konuşmasıyla Allah'ın içerideki ve auradaki auradan gelen Allah'ın sesiyle konuşma tonajı çok farklıdır. Çok farklı bir nüanstır. Onu ancak işte onu bilenler, onu erenler, işte bizim gibi bilen insanlar, yaşayan insanlar sizin gibi bunlar o nüansı algılayabiliyor Allah'ın sesini. Çok naif bir ses, yumuşak bir sestir o. Ben duydum, çok kez duydum. Ve o ses geliyor ama onu da her zaman duyamıyorsunuz. Hiç sizin kurmadığınız bir an, bilmediğiniz bir anda geliyor böyle. Çok naif bir sestir, bebek sesi gibi. Çok değişiktir. Ürdün'de ben şunu da anlatayım. Çok ilginç şeyler de yaşadım. Çok olağanüstü şeyler yaşadım. Mesela bir insan ölmüştü. Amman'da trafik kazasında ölüyor. Genç bir çocuk. Böyle işte 24 yaşlarında falan. İşte o alimlere getirildiğinde işte yıkanması, o alimlere getiriyorlar. Yıkanması, işte defnedilmesi ile ilgili. İşte o bana bu öğretileri veren, birçok öğreti verdi bana. Çok farklı. Ben onları kapattım. Çünkü bu zamanda onları kullanmak çok büyük bir tehlike yaratıyor, arz ediyor. O yüzden ben daha çok insanın yüceliğine yöneldim. İnsanın yüceliğini uyandırmaya, insanlara bunu işaret etmeye. Çünkü bütün bilgilerin ve ilimlerin tek bir muhatabı var. O da biziz. O zaman biz çok değerliyiz. Bunu bilmek lazım. Kitap değildir değerli olan. Kitabı okuyacak olan benim, sensin. O yüzden insan önemlidir. Biz önemliyiz. Şimdi bu çocuk geldiğinde işaret parmağıyla, sadece işaret parmağıyla Tevrat'tan, Kur'an'dan ve bir kitap daha var. İsmul Zefru diye bir kitap. Değişik bir kitaptı. Çok ismi ilk kitaplardan bir tanesi. İlk Zefru diye geçiyor. Çok değişik bir yazı. Yazı şekli. Oradan bilmediğim bir şeyler okudu. Ve orta parmağını tam böyle Zebur değil değil mi? Zebur değil. Değil. Zefru diye böyle değişik. İlk Adem'e en yakın zamanlara
yakın bir zamanda ilk verilen bir şeyler böyle. Lehçesi de çok farklıydı. Yani konuşma lisanı da çok farklı ama naif bir varlık. Yani naif bir şekilde konuşuldu. Ondan sonra işaret parmağını tam böyle çocuk yatıyor. Musalla taşında dediğimiz işte ölmüş yani. Belde bulunan bu kuyruk sokumunun olduğu noktaya işaret parmağını koydu. Diğer işaret parmağını da epifiz noktasına, buraya koydu. Okudu. Okuduktan sonra deyince çocuk böyle bir kalktı. Yaptı, tekrar etti. Ben anladım tabii. Son kalan şeyi çekti ondan. Yani sorduğumda dedim niye bunu yaptınız? Kabil azabı çekmesin diye. Derin bir bilgi lazım. Bunu anlatamayız evet. Bizden. Bu çok uzun yani. Ne olduğunu anlatamam. O zaman kabil azabı çekmek 150 diye. Saat konuşmak lazım. Evet. Vay canına. Vay canına. Son kalan enerjiyi oradan çekti. Yani ben onu gördüğümde falan böyle şok oldum. Ben onu öğrendim. Hani nasıl olacağını şeyini falan öğrendim. Fakat ben kendime bir söz verdim. 2003 yılında özellikle. Dedim ki ben bunu kapatıyorum. Ben bununla ilgilenmiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın ben 2017'de, 2015'te yazdığım her şey 7 sene sonra tak 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 yerine oturdu. Bir gün 2017'de o gece yazdığımda o hani 2020'de ilaç firmaları alacak, dünyayı saracaklar. İşte şöyle olacak, deprem olacak, bir sürü insanı kaybedeceğiz. Hep bir sürü şey yazdım. Bunlar işte o ben ilmi açtığımda geldi bana. Ondan sonra bir an durdum, dedim ki ben bunu yapmamalıyım. Tekrar kapattım. Ama yazmıştım artık yani. Onlar kalmıştı orada. Bir şey yapamadım. Yazdığımda zaten yani madde boyutunda yaratıma giriyor. Aynen. Çünkü o beyaz varlık geldiği zaman olasılıkların hepsini söylüyor. Var olabilecek bütün en yüksek ihtimalleri veriyor sana. Ve bu diyor. Yani bugün mesela diyorlar ki işte Nostradamus. Evet, Nostradamus gerçekten bunu yaşadı bu adam. Veya işte İbn-i Arabi'nin diğerleri... kitaplarından genel olarak aktardı. Tabii. Var çünkü bizlerin bu yaratıcının nefesini taşıyorsun ya. Sen boş bir varlık değilsin ki. Nasıl bir boş bir varlık olabilirsin? Biz insanlar tanrısal tarafımızı, Allah nefesi tarafımızı keşfedemediğimiz için bunu yok sayamayız. Bunu keşfedemediğimiz için bu kadar çok cahiliz, bu kadar çok bilmiyoruz, bazı şeyleri göremiyoruz. Halbuki niyetimizde o nefese odaklanabilsek, o safa geçmeyi, o boyutumuza geçmeyi. Nefesini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen kendini bilir. Aynen. Zariyat 15 ile 25'i söylememin sebebi, Zariyat 15 ile 25 arasında iki defa tekrar var. İki ayette tekrar var. Aynı ayet geçiyor. Hani o içinizdeyim görmüyor musunuzu? İki defa söylüyor. 20 ile Zariyat 20, Zariyat 21'de aynı şey geçer. Bir de onun öncesinde 11 ile 12 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada da tekrar var. Bu çok önemli. Çünkü birisi zahire veriyor, sesleniyor. Biri batına, biri dışarıya, biri içeriye sesleniyor. Bu çok önemli. O yüzden o 15'te 25'e kadar okusunlar. 10 şakraya seslenecek ve bütün kendi tanrısal boyutlarında o varlıkları, etrafında ne varsa bunların hepsini görecek. Parmağını nereye koydum? Nasıl? Parmağını nereye koydum? Kuyruk sokumuna mı? Kuyruk sokumuna. Diğeri de epifizde. İki parmağına. Evet. Tevrat, Kur'an ve işte o dediğimiz Zif. İsmi çok değişik bir şey. Zifir de değil de Zifiri gibi değişik bir ismi var. Bunların adını mı andı? Onların isimlerini söyledi. Hı. Ondan sonra kah dedi. Kah deyince kalktı. Ama sadece yaptı. Aynen bu ses çıktı. Tekrar güm. Kah değildir o. Kafayı çarptı. Değişik. Yani ben bu tür ilimlerin var olduğuna gerçekten inanmıyordum mesela. Tabii. Böyle bir şey olacağına. İlmiledin var. Hı-hı. İllaki var. Ama tabii ki herkese kısmet değil. Bugün hani o evet. Kadar modası var ki eğitimler veriliyor, şeyler veriliyor ama onlar ilmiledin değil. Evet. İlmiledin çok az varlığa verilir ve ilmiledin sahibi olanlar ilmiledin
ne sahibim demezler. Evet. Yiyemezler. Zaten alınır ellerinden. Yani onu sindirmiştir artık. Evet. Ben bu bilgiye sahibim Evet. demez. Fakat tabii ki belki aslında biz şu anda acayip bir sen şeyler veriyorsun, formüller veriyorsun. Evet. Ama tabii algı, herkes algısı kadar alıyor Algısı olacak kadar o alacak. Evet. verdiğin bilgileri. Bir de şey belki hani bilgiler hani 5 yaşındaki çocuğa ya da ilkokul 1'deki çocuğa integral bilgisini vermemek gerekiyor. İntegrali, Kesinlikle. türevi, Evet. logaritmi veremezsin. Yani önce daha Evet. 7 yaşında, 8 yaşında 2 kere 2, 4 ederi öğrenecek. Evet. Onun için bir yol vardır. O yolu bir gitmesi lazım. Kesinlikle. Belki o yüzden de ilmi ledün verilmiyordur. Hı. Ama genel olarak insanın kamillerin yani çok az insanın dünya yüzeyinde az insanın bildiği şeylerdir bunlar. Devam et bakalım. İnanılmaz ya. İnanılmaz bilgiler veriyorsun. Canlarını sindirebilecek olanlar denesin. Ne olur. Yayını Şimdi kaydedeceğim ben buraya. muhakkak. Yayın burada kalacak. Muhakkak. Yayını silmeyeceğim. Ama lütfen kendinize güveniyorsanız öyle deneyin. Evet. Evet, devam et Kenancığım. Şimdi hani belki soranlar olur ama yayını bir daha izlesinler. Dediğim gibi sabah saat 4 ile 6 arasında oturacaklar. İçlerinden konuşacaklar bunu. İçlerinden niyetlerini yapacaklar önce. Dudakları kıpırdamayacak. Aynen. Felak, Nas, Fatiha okuyabilirler. Sıkıntı yok ama Kenzül Arş 7 defa okunacak. 7 defa bittikten sonra Zariyat suresi 15 ile 25'e kadar okunacak. Ondan sonra nefes alınacak ve hayata devam edilecek ve hayvandan çıkan hiçbir şey o gün yiyemeyeceksiniz. Ve bu 21 gün boyunca sürecek. Belki şöyle bir şey olabilir. Mesela birinci gün değil de ikinci gün, üçüncü gün görebilirsiniz. Kesmek istiyorsanız hemen bir peynir yiyin veya süt için. O zaman bu hemen o karışacağı için perde inmeye başlar. Bir daha da onları görmezsiniz. Dediğim gibi gri görürseniz o evde büyü veya başka bir şey vardır. Siyah da aynı şekilde ama beyaz ve maviye yakın görürseniz bu iyi bir şeye işarettir. Yani bu konuda hani bunları açıklayacağım şeyler bunlardı zaten. Ama bunun çok daha derin mesela bilgiler de var. Ama ben hepsini burada söylemek istemiyorum. Bunu mesela belli bir periyoda yayarız. Daha çok birçok mesela ilimler var bende. Ben bunların hepsini mesela saklamıştım. Hep kendime sakladım. Hiç insanlara açmak istememiştim. Ama öyle bir dönemdeyiz ki artık insanlarımızın tanrısal taraflarını ve Allah'ın onlara baktığı bir yüz var. O yüzü görmeleri lazım. Ve Allah'ın onlarla konuştuğu bir lisan şehri var. O şehre girmeleri lazım. Ve bir taht var. O tahta oturmaları lazım. Artık o tacı takmaları gerekiyor ki ancak o zaman Allah der ki ben seni işte bunun için yarattım. Beni temsil edebilmen için, beni layığıyla temsil edebilmen için. Yeryüzündeki bizimdeki yeryüzü burası. Bir de yeryüzü olarak, dünya olarak burada iyi işler yapmamız gerekiyor. İyi bir iş için değil, iyi işler. Bir amaç değil, amaçlar için. Hedef değil, hedefler için geldik biz buraya. İyi şeyler yapabilmek için. Çünkü bizlerin burası, la mekan diyoruz. Mekansız demektir la mekan. Niye? Çünkü mekana ihtiyacı yoktur ki. O yüzden la mekandır. Ve bu mekanın sahibi biziz. O yüzden buradan bir şey götüremiyoruz. Zaten bizim. Niye götürelim ki? O yüzden götüremiyoruz zaten. Bu işte idraka varırsak o zaman gerçekten Allah'ın o ukulü oluruz. Ukul dediği. Ukul. Ukul Arapça'da sofraya buyur. Ey yüce demektir. Ey şerefli mahluk demektir. Ukul. Kul değil. Ukul. Gel buyur. Gel benimle aynı sofrada ol demektir. Bu şerefli mahluka seslenmiştir o. Öyle çok Biz şey değil. kendimizin farkında değiliz ya Kenan. Yani Rabbim bize her yerde işaretler. Bugün iş yerinden geldim. Akşam saat böyle 6:30 falan. O kadar yorgunum ki dedim. Sürekli masa başında çalışıyorum, bir hareket edeyim. Evin etrafında bir küçük bir koru var böyle. Koruya gittim. Çok severim ben orayı. Böyle yolun üstünde böyle vızır vızır arabaların kenarında bir koruluk var. Bizim yıllar önce yaptığımız bir sürü ağaç. Yürüyorum, dedim ki bak sadece Kenan, yani Rabbim dedim, yani o kadar seviyorum ki seni, girdim oraya kardeşlerim dedim, o ağaçları
Hakikaten o ağaçlar beni biliyorlar Evet. ya. Canlarım dedim, kardeşlerim merhaba dedim. Ya dedim, Rabbim hadi bir işaret ver, beni duydular mı demeye kalmadı. Vallahi tüylerim diken diken oluyor şu Evet. anda. Hani sen bir insan, yani bir dalı zorla böyle kanırta kanırta kırar, çıtırtı olur ya. Aha. Bir çıtırtı koptu. Evet. Önüme kurumamış, taptaze, yani böyle şey değil, yani içi geçmiş değil. Evet. İnanılmaz kocaman bir kozalak düştü ya, önüme düştü. Başıma değil, arkama değil. Çatır diye. Ben ağlamaya başladım. Bu hep oldu. Daha önce de olmuştu. Yani bir 2-3 yıl önce. Önüme düştü kozalak. Sonra onu aldım. Eve getirdim. Şöyle 2 metre ötemde şu anda. Evet. Ağlamaya başladım. İşaretler her an, her yerde. Evet. Bizi o kadar böyle bize yakın ve her yerde ki. Dakika bir gol gir yani hemen. Bir işaret ve normal düşme zamanı değildi. Evet. Böyle kırıldı yani, hani böyle çıtır çıtır kırıldı ya, kanırtıldı. O çıtırtıyı duydum ben. Bakar Çok mısın güzel. Çok hale? güzel. Çok O güzel. kadar güzel. Onun için bizler kendimizi açtığımızda, yüreğimizi, gözlerimizi açtığımızda, Kesinlikle. kalbimizi açtığımızda o kadar mucizevi şeyler oluyor ki Evet. her dakika, her yerde. Evet. Evet. Zaten işte dedik ya, hani insan insiye olmuştur ana. Ana uyumlu bir varlıktı. An içerisinde her şeyden keyif alabilen, her şeyi görebilen, her şeyi hissedebilen demek. Yani o an içerisinde yaşıyoruz. İnsan, insiye edilmiş ana. Şimdi an noktasında mesela insan ins-en desem mesela enaniyete uyumlu demektir. İns-en, en enaniyettir. Enaniyete bağlı varlık demektir. Bu da insan bizim aslında bedenimize verilen isimdir. Aslında işin gerçeğinde, hakikatinde insan denen şey bedenimize verilmiş olan isimdir. İnsana burada yönetimde olan, yani Allah burada halifelik, işte biz buradaki halifeyiz. İşte o aura kısmımız halife. Halifenin de üstünde ne var? Allah var. Yani yaratıcı var. Biz de halifeyiz. Biz de bunu yönetebiliyoruz. Ama bizim de bu insanı da yöneten bir yaratıcı var. Ben bunu hiçbir zaman reddetmedim. Çünkü onu çok, o kadar çok yakındım ki, hissettim ki. Yani onu defalarca denk geldim. O yüzden ben hiçbir zaman reddetmedim. Etmem de. Eden de zaten aklımdan şüphe ederim Ya yani. Kenan, şeye kadar Miraç'ta Evet. Hazreti Peygamber ve Cebrail çıkıyorlar. Sidretü'l-Münteha'ya kadar geldiklerinde Cennetü'l-Ala sınırında ne diyor? Cebrail ne diyor? Ya Muhammed diyor, ben geçemem, geçersem yanarım. Bundan ötesine sen yalnız devam edeceksin. Evet. Bakar Evet. mısın? Evet. Cebrail'in yanacağı bir yere Hazreti Peygamber insan bedeniyle, yani Hazreti Peygamber geçebiliyor Evet. sadece. Kenancığım, bir tane soru var. Görülecek olan varlıklar rahmani, manevi olanlar mı, cinni varlıklar mı acaba diye soruyor. Ha, Erdal Ertürk'ten. Çok Evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi cin ne demek? Şimdi cini ben açıklamıştım gerçi de. Cin bilinmeyen demektir. Mesela bilinmeyen, görülmeyen bir enerji. Ama bu enerjide iyi olan enerji de var, kötü olan enerji de var. Mesela mikroplar, iyi huylu mikroplar var, kötü huylu mikroplar var gibi. Düşünün, sizin içinizde nasıl bir niyette dünyaya bakış açınız, insanlara ve hayvanlara, canlılara bakış açınız nasıl? İçinizde iyi misiniz? Kalbiniz temiz mi? Ruhunuz temiz mi? O zaman iyi varlıkları görmeniz %90. Ama eğer içinizde kötülük barındırıyorsanız, kötü dediğimiz o cinni varlıklara, biz öyle konuşayım madem, siz öyle anlayacaksınız. Kötü cinleri görürsünüz, iyi cinleri de iyi insan görür. O yüzden siz ne haldeyseniz size rüzgar öyle gelir der Şems-i Tebrizi de bunu söylüyor. Diğerleri de Alice, mesela Cüneydi Bağdadi Hazretleri de aynı şeyi, çok severim ben Cüneydi Bağdadi'yi. Ve o da aynı şekilde söylüyor. Siz ne haldeyseniz rüzgar öyle gelir, nefes öyle gelir. Mesela yanlış hatırlamıyorsam şeyde rüzgarlar demekti. Bir ayet daha vardı, ismini tam hatırlamıyorum. Sure, özellikle surenin ismi rüzgarlar mesela. O da rüzgar, oradaki o ilim demek rüzgar. İşte gelen bilgi demek, özden gelen.
Yani cevaplamış oldum galiba, değil mi? Evet evet. Niyeti soruyorlar. Niyet ederken ne söyleyeceğiz? Niyetimiz ne olmalı? Niyeti o yakınındaki varlıkları görme. Varlıkları görme. O işte artık nasıl diyeyim, boyutsal varlıkları, etraflarındaki, evlerindeki, kendi üst, ne bileyim yakınlarındaki varlıkları görmek amaçlı. Niyet sadece bu olacak. Ama konuşmayacaklar. Dudak kıpırdamayacak. Dudak kıpırdadığı anda o bozulur. Yani o olmaz. Çünkü içeriden talep var burada. Muhatap bunlar, içerisi. Bunlar bize zarar verebilir mi hayır, diye hayır, hayır. Soruyorlar. Hayır, bize... Öyle bir zarar yok. Hayır. Hayır. Bir de bunları neden çağıralım diye hep onu sormuşlar soru işareti bölümünde. Niye şimdi, bunları görmek isteyelim? Neden hayır, hayır. Görelim? Bu şöyle bir şey. Biz zaten bunun bu yayında şöyle. Biz burada ne diyelim ki işte bir nasıl diyeyim, nasıl söyleyeyim? İhtiyacı olan gelsin dedik. Evet. Evet. Yani böyle bir şey yapmak isteyen Evet. Bunu dinlesin, Evet. bu yayını dinlesin. Bu Yapmak derin bir isteyenler bilgi. dinlesin. Derin bir bilgi. Sadece duyabilirsiniz, işitebilirsiniz. Tabii. Uygulamayın. Aynen. Yani bu bilgi, derin bilgiyi bugün Kenan Cihan canım açtı. Bildiği bilgiyi açtı. Hani isteyenler uygulayabilir Yani dedi ama bir sürü konuda da dikkat çekti. Arz ve Evet. talep mi? Evet, evet. Evet. Çünkü Evet, ben evet. 18-19 yaşlarında ve 2003 yıllarında ben bu ilmi kapattım kendimde. Ve bu ilimleri kullanmıyorum. İşte bir dediğim gibi 2015 yılında açtığım anda bilgiler geldi. Ve yazdım o an. 2017'de ikinci kez açtım. Yine çok yüksek bilgi geldi. Ondan sonra dedim ki ben açmayacağım. Kendime söz verdim. O zaman kapandı ve o günden sonra da yazmadım zaten. Evet, zaten kapattığınızda duru görürler, duru Evet. işitiler. Evet. Yani ben mesela rüyayı her gece görürdüm. Ertesi günü ne olacaklarını görürdüm. Bugün uyuyor, yatıyorum. Yarın gün içinde ne olacak? Sıradan şeyler. Evet. Ben de onu kapattım biliyor musun? Yani Çok güzel. Ödüm koptu, Çok güzel. tırsım yani. Hani çünkü ertesi günü sabah mesela gidiyorum iş yerimde çalışan kardeşimize diyorum ki bak diyorum 20 yıldır benimle çalışıyorsun Evet. ama bugün öfkelenip bir şeyi yanlış anlayıp terk edeceksin beni diyorum. Gülüyor, yok canım, hadi canım, öyle şey olur mu diyor. Evet. Gerçekten akşam saat 5'te normal böyle konuşurken ben de unuttum. Bir şeyden alınıp önlüğünü bırakıp terk etti yani Evet. gitti. Tekrar şimdi dostum ama tekrar çalışmadık yani. Şey, Uyardım. evet. Uyardım. Bir Evet. Emel Hanım galiba, Emel Özgün Hanım ne Evet. demiş? Varlık görüldüğünde ne yapılmalı? Kontrol etmemiz gereken bir şey var mı? Bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İçinizde sadece sakin olun. Sakin olun. Çünkü o boyut size yaklaşamaz. Çünkü belli bir nasıl diyeyim? Şöyle bir 2 metre kadar bir mesafede göreceksiniz zaten. Sizin aura alanınız. Ben size o yüzden Zariyat suresini okutturuyorum. Zariyat suresini okuyunca o çember güçleniyor. Güçlendiği için de o çemberden gelemez zaten. Ya zaten varlık sizinle herhangi bir işi olamaz. Sadece siz onu görürsünüz. Bu vardır. Yani ben bunun için söyledim. Dedim ki hani görmek isteyenler var. Çünkü bana çok yazıldı. Çok çizildi. Lütfen işte o ilminizi bizimle paylaşın diye. Ben aslında bunu söylediğimde insanlar beni yanlış anlayacaklar diye şey yaptım ama Mukaddes Hanım'ın programında açıklarsam en azından Mukaddes Hanım çünkü bu konularda daha mahir, daha usta ve bu konulara daha yakın olduğu için ve kitlesi de çok buna yakın olduğu için burada güvenle anlatacağımı hissettiğim için zaten ben geldim, Kesinlikle. teşrif ettim. Yani bir ilimdir bu Evet. da. Kesinlikle kendinde bu şeyi gücü görenlerin denemesini öneririm. Sonra hani açıp hoş bir şey söyledi bakın. Evet. Peynirini ye, sütünü iç, Aynen. köfteni ye Evet. zaten kapanacak Hemen dedi. kapanır. Hemen Evet. kapanacak dedi sevgili canlarım. Burada bir şifre daha verdi aslında. Evet. Yani perdenin arkasıyla iletişimde olmak bu sadece görmek anlamında da değil. Evet. Yani şeylerin ilham gelmesi açısından da kalbe ilham. Çünkü peygamberlere vahiy Evet. bizlere ilham gelir. İlhamın da Aynen. gelmesi için bu et ve süt yani hayvan ürünlerinden uzak durulması gerekiyor. Ne Kesinlikle. kadar az o kadar iyi. Can hocam varlıklar bizi görecekler mi? Evet. Onlar da Evet. bizi Görecekler. görecekler mi? Onlar zaten görüyorlar. Evet. Yani ben de böyle bir ilave cevap vereyim.
Evet. Yani bazıları görüyor çünkü aslında insanoğlu da görüyordu bir zamana kadar. Sonra bir berzah gibi bir ince bir zar gibi bir perdeyle boyutlar arası Evet. şeyler berzah hattı yapıldı. Evet. Bazı varlıklar da bizi görmüyorlar. Onlara da yasak. Bize yasak olduğu gibi. Yani bize izin verilmediği gibi. Ama Evet. bazı çoğu bizi görüyorlar. Zaten görüyorlar. Kesinlikle. Şey, çok özür dilerim. Zariyat suresi nefes demektir. Yani şey rüzgarlar demek. Düzelteyim. Ahzap. O dedim ya şeydeki ahzap gruplar demek. Çok özür dilerim. Bunu düzelteyim. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına. Şey ben not almıştım onu baktım ama şimdi ahzap gruplar demek. Zariyat rüzgarlar demek. İşte o rüzgarlar siz zariyat okuduğunuzda o rüzgarlar dediğimiz işte hem içeriden gelen bilgiler, dışarıdan gelen bilgiler ve sizi koruma kalkanının anlatmaya çalıştığım buydu zaten. Hani mesela Hazreti Süleyman'da da var ya rüzgarlara hakim ol. İşte aslında olay budur yani o rüzgarlara hakim olabilme dediğimiz noktada güce işte o varlıkların gücüne. Buna hükmedebilir de mesela bir insan vardır, bunu da açıklık getireyim. Bizden çok farklı yeteneğe sahip. Her insan farklı yeteneklere sahiptir. Mesela siz bunu gördüğünüzde varlık size yeteneğinizi de söyleyebilir. Bu yeteneği söyler, çekilir. Ama siz bunu düşünürsünüz, bu yeteneği geliştirirsiniz veya siz bunu fark edersiniz bu varlıkları gördükten sonra daha farklı şeyler de açılabilir. Ben çok yıllardır mücadele ediyorum. İnsanların kendi insan tarafından daha çok bir de Allah taraflarını yani o Allah'ın onlara bahşetmiş olduğu bir taht var. O tahta oturmaları için, o tahtı görmeleri için, o hükümranlığını da görmesi için insanlara hep diyorum ki dengede olun. Yani insan tarafınızla Allah tarafınızı dengede alın ve o dengeyle hayatınızı yaşayın diyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü bizler aciz varlıklarız evet. Kul varlıklarız. Fakat bir de yüce tarafımız var. Yani bizim cüce tarafımızdan çok bir de yüce tarafımız var. Bunu da çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden dengede olmak lazım. Ve en güzel şey yerine göre hareket eden insan gerçekten dengeli insandır. Gücünü yerine göre kullanan, bilgisini yerine göre kullanan ve naifliğini ve vicdanını, merhametini yerine göre kullanan insan gerçekten Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu halifenin ta kendisidir. Dengede kalan. Bu kadar. Denge. Denge çok önemli. Her zaman bütün şeyler, üstatlar dengenin üzerinde dururlar, değil mi? Kesinlikle. Başka da bir şey yok zaten. Ya benim anlatacaklarım bunlar. Vay Ama kula. bunun dışında sormak istedikleri bir şey varsa sorabilirler. Soru alabilirim. Yorumlar Veya açayım mı biraz? nasıl? Yorumlar açayım mı? Ya tabii ki Ya da açabilirsiniz. soru işaretine mi bakalım? Olur. Soru Yani. bölümündeki soruları genel olarak aldım ben çünkü. Hani sordum sana onları. Ne faydası olacak demi söyledi Evet. canlar. Evet. Faydasını anlat. Tekrar şey yapın. Niyet nasıl yapılır? Tekrar izleyin. Zebur değil canlar. Zebur Evet. değil. Zifri diye değişik bir ismi var. Bir şey Google'a yazın bakalım. Araştıralım onu. Google'da pek bulamadım. Orada da yok. Bakmışsındır sen. Şeydi bu ceylan derisine yazılmış böyle bir belli bir kısımda bir kitapta o kitaptan okudu. Şey dedim ya o insanlar şimdi neredeler? Öldüler yok ki ölmüşlerdir bir ihtimalle. Yoklar yani ama kime devrettiler? Kime o kitapları miras bıraktılar? Kime o parşömenleri verdiler? Bilmiyorum. Çünkü ben istediğimde vermediler. Çünkü o onlara özel bir olay. Yani şunu ben o zaman çok iyi anladım. Evet, dünya üzerinde bir alimler grubu var, bilginler grubu var, ne bileyim batini alimler var, zahiri alimler var, farklı alimler var. Dünyanın çok dışında farklı boyutlarla beraber olan varlıklar ve alimler de var, bilginler var, insanlar var. Ve biz ise farklı bir yetenekle, farklı bir şeyle geldiğimi ben
daha sonra anladım. Zaten 2003 yılında benim hedefimin ve amaçlarımın çok farklı olduğunu gördüm. Ben hep özeniyordum. Diyordum ki ben de sizin gibi olayım falan, ben de geleyim falan diyordum o zaman. Ben de kalayım burada, ben de öğreti yapayım, ben de taşıyayım, ben de insanlara bir şeyler sunayım. Hayır, senin görevin farklı, senin görevin. Sen Türkiye'de doğduysan, Urfa'da doğduysan, sen orayı aydınlatmakla görevlisin. Olduğun toprakları tanımakla mükellefsin. Olduğun toprakları zenginleştirmekle, onu güçlendirmekle, insanları birbiriyle kaynaştırmakla görevlisin denildi. Şimdi ben bu insanlık görevimi aldıktan sonra tabii ki o zaman anladım yani. Ama dünyada birçok yere gittim, gördüm falan. İnanın bana bir şey söyleyeyim mi Mukaddes Hanım? Biz diyoruz ya insanlarımız çok cahil. İnanın bana bunu İtalyan da söylüyor, Fransız da söylüyor, bunu İngiltere'de, Amerikalı da söylüyor. Her Bu toplumda var arada, ya. bu arada Anadolu toprakları farklı olduğu için Anadolu insanı cahil değil. Bana göre Değil, değil mi? 152 ülke gezmiş ve bütün Evet. ülkelerde çok uzun zaman, hiç kalmadığım yerde bir hafta kalmışımdır. Evet. Bazı yerlere de 10 kere, 20 kere gitmişimdir. Çok güzel. Kesinlikle şunun altını çiziyorum burada. Benim ülkemin insanı cahil diyenler. Evet. Yani bugün Urfa'da bir dağ köyüne gidin, oradaki bir yaşlı insana bakın, onun bilgi hikayelerini dinleyin. Bu toprakların insanların aslında cahil olmadığını göreceksiniz. Kesinlikle. Bizi cahilleştirmeye çalıştıklarını fark edeceksiniz. Evet, Net bir maalesef. şekilde. Bize verilen tarih bilgisinin de, bize verilen matematik, bize verilen bilginin ne kadar eksik olduğunu fark edeceksiniz. Oradakiler daha bir azlar. Daha bir, Evet. hani İran, Türkiye, Amerika hattı diye bir kitap vardır. 25 yıl önce okudum. Oradaki insanların, Amerika'daki insanların üzerine oynanan oyunların daha fazla olduğunu, hafta sonları balığa gitsin, akşam işten gelsin, zaten borçlandırılmış Evet. mortgage, 20 sene, 30 sene borcu var, evinin borcu var. Evet. Akşam eve geldiğinde bir tane kolasını eline alsın, cipslerini alsın, otursun, bir film izlesin, hafta sonu balığa gidebilir. Başka hiç ne kitap okusun, ne sorgulasın. Ot yani. Tabii Evet. ki hepsi değil ama yüzde büyük bir kısmından bahsediyorum. Benim ülkemin insanları, onlara bakıldığında bilge insanlar. Bizim içimizdeki bilgelik yeter. Bu arada duru görü, sevgili Kenan, Evet. senin anlattığın şey zaten duru görü yeteneği. Evet. Duru görü ve duru işitti yeteneği. Bizler zaten 12 DNA sarmalına sahip Evet. iken kullanabildiğimiz yeteneklerdi. Evet. Öyle bir soru da var çünkü. Madem biz bu kadar kıymetli varlıklarız, niye Anunnakilere hizmet ettik diyor. Çünkü 12 DNA sarmalından 2 DNA sarmalına indirilen varlıklar olarak biz gerçekten birçok yeteneğimizi kullanmıyoruz. Ki duru görü, duru işiti zaten çok basit bir şekilde bunlardan bir tanesiydi. Hem de çok basitti. Hepimiz tüm varlıkları görüyor idik, korkmuyor idik. Yani Zülkarneyn'den sonra bir setle artık görülmez oldu. Birçok hikayesi var bunun. Evet. O arada yasaklandı ama zaten 2 DNA sarmalında onu görme şansımız yok. Ama duru görü yeteneğini sahip olmak isteyenler, geri almak isteyenler için bir teknik verdi sevgili Kenan. Kendini buna hazır hissedenler bu tekniği Yapabilirler. kullanabilirler, yapabilirler. Evet. Senin ilave etmek istediğin nedir Kenan? Ben şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Yine yani çok güzel bir yayın oldu. Anlatmak istediklerimi anlatmama müsaade ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizi burada sabırla dinleyen herkese sevgimde saygımdalar. Onur duydum. Gerçekten şeref duydum. Ve insan olmak çok güzel. Ve bu yüce sıfatlara nail olmak da çok güzel. O yüzden bence hayatlarını hep dengede yaşamaya çalışsınlar. Ve çok sinirlenmeden olgun bir şekilde hareket etmek önemli. Sinirlenebilirsiniz, öfkelenebilirsiniz, bunu yansıtabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın, yıkıp dökseniz de, kırsanız da hemen anında fırsat vermeden hemen onu lütfen yapıcı bir şekilde düzeltmeye çalışın. Bakın kırsanız da dökseniz de, sinirlenseniz de, öfke de duysanız lütfen sizden çıksın o. Yani o bağışlanmayı, o şeyi kendinizi önce bir affedin. Afiyeti yaşamak için. Ondan sonra lütfen hemen yapıcı bir şeyler yapmaya çalışın ki sizden çıksın. Sizden çıkmazsa o içeride küflenmeye başlar ve küfür olur. Küfür olursa da yaşamınızda her şey daha çok gün ahla vahla geçer.
geçer. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Ben gerçekten onur duydum, şeref duydum. Bence çok güzel bir yayın oldu. Hani arz talep meselesi, öğrenmek isteyenler izlesinler, buyursunlar, baksınlar. Gezdiklerim bunlar. Yayının başında diyor, iki aslan parçası gelmiş dedim diyor, yanılmadım diyor. Viyana'dan sevgili kardeşimize. Tabii biraz şey, deli cesareti denir. Evet. Buna deli cesareti denir. Sevgili Kenan olduğu gibi, ben zaten olduğum gibi. Evet. Yani delilikle bilgelik arasında çok hafif bir şey kesinlikle vardır. Ben deliliğimi çok severim. Evet. Hatta bununla ilgili bir reis de hazırladım bile yani. Ne kadar delisin diye. Ben çok deliyim gerçekten. Evet. Dengeli bir deliyim. Evet. Yani o yüzden bizi bir deliliğimizle alın, kabul edin sevgili canlarım. Hepinizi çok seviyoruz. Su gibi seviyoruz. Kenancığım, o güzel yüreğine sağlık. Ne güzel yine böyle, ne güzel evet şeyler. Geldin, kalbini açıverdin. İnsanlar bu bilgileri vermek için bayağı bir şey yapıyorlar, evet, para mı istiyorlar, alıyorlar, ne yapıyorlar, ben de bilmiyorum. Neler yapmıyorlar. Hiçbir fikrim yok yani, ama sen gelip burada kalbini açıverdin. Evet. Ne güzelsin. Evet. Bu arada abdest sormuşlar. Hakikaten her yani mümkün olduğu kadar abdesti çözmek çok evet iyidir. Evet. Çok iyidir yani. Bunu hep hocalarımız söylemiştir, hep söyler. Hı-hı. Çebi hocam da söyler, Ramazan hocam da. Evet. Abdesti gezmek yani birçok sebepleri var. Öyle gezmeye çalışın. Evet, seviyorum seni. İyi ki varsın. Ben de seni seviyorum. İyi ki varsın. Canlarım, görüşmek üzere yarın 22'de. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere.